Herkese yeniden merhabalar. Yarın misafirim var, hazırlığa başladım. Öncelikle market alışverişlerimi yerleştireceğim. Daha sonra neler yapacağız? Beraber bir masa kuracağız. Şimdi market alışverişlerini yerleştirerek hazırlığıma başlıyorum. Sebzeleri özellikle böyle yıkanmış, ayıklanmış halde alıyorum ki daha sonra çok vaktimi almasın diye. Semizot salatası yapacağım. Onun için semizot var. Tereyağı vesaire. Sonra burada yine ayıklanmış roka var. Ayıklanmış biberiye var. Sonra dereotu var. Bunlar çok büyük klasiklik misafir hazırlığında salata malzemeleri. Burada ne var? Dilimimiz zeytin var. Soğanım. Makaron vardı. Belki bir şey kullanırım diye aldım. Ceviz aldım. Sırmış hastası gibi gibi. Yusuf'un yumurtası. Ve şimdi bunları yerleştireyim ben. Daha sonra hazırlığa başlayacağım. İlk tarifime başlıyorum. Bir kurabiye hamuru yoğurdum. Yarısını kakaolu yaptım. Yarısını sade beyaz bıraktım. Şimdi bu kalıba bu hamurdan şöyle küçük küçük yuvarlaklar hazırladım. Bunları şimdi dizerek çiçek şekli veriyorum. Şöyle. Bir kakaolu, bir vanilyalı olarak yapıyorum. Pişince görüntüleri harika oluyor bu kurabiyenin. Daha önce yapmıştım. Şöyle şuradan da düzelterek. Bunlar pişince çok tatlı çiçekler oluyor. Bir de bunları birazdan bir taban hazırlayacağız. İçine bir şeyler koyabilmek için. Bunlar kaseler olacak. Kurabiye kaseleri. Bitmiş halini mutlaka görmelisiniz. Ben gerçekten bayılıyorum görüntüsüne. Bu tarifle ilgili bir video çekmiştim ben Instagram'da. 1 milyon kişi izlemişti ve o kadar çok kişi denemişti ki çok olumlu yorumlar almıştım. Şimdi misafirlerime de ilk olarak bu tarifimle başlamak istedim. Çünkü zaten sevilen bir tarif ve daha önce yaptığım, alışkın olduğum bir tarif olduğu için hemen şipşak, pratik bir şekilde bitireceğim bunu. Kenara alacağım. Bunlar hazır. Şimdi bunları 170 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum. Pembeleşene kadar pişireceğim. Bu arada tabanlarını hazırlayacağım. Tabanları için de yağlı kağıdın arasında hamurdan biraz açtım. Şöyle bir çay bardağıyla kesiyorum. 12 tane olacak çünkü 12 tane kurabiyemiz çıktı. Bu kadar kesmek kafi olacak. Tabanlar da bu şekilde hazır. Bunları da şimdi ayrıca pişireceğim. Daha sonra birbirine nasıl birleştireceğiz onları onu da göstereceğim. Şöyle kırılması falan problem değil. Bunu da fırının alt tarafına koyacağım. İkisi beraber pişecekler. Bir hamurdan tam 3 tane tarif çıkaracağız. Şimdi ben bir tart kalıbına bu hamurdan, kalan hamurdan yaydım. Şimdi bunu fırında pişireceğim ve daha sonra ne yapacağız? Çok güzel bir şey yapacağız. Profiterol kulesi yapacağız. Ve bu kalan kakaolu hamurla da ayrı bir çeşit kurabiye daha yapacağız. Bir hamurla 3 çeşit tarif hazırlıyoruz. Diğer tarifim için de minik tart kalıplarına böyle hamurdan bir top alıp da koydum ve şöyle sarımsak döveceğiyle bastırarak şekil veriyorum. Üçüncü çeşit kurabiyemiz bir hamurdan hazırlanıyor. Şimdi bunun içerisinde bir şeyler dolduracağız. Beraber yapacağız onları da. Bir yandan fırında tart pişiyor. Diğer kurabiyeler pişti. Bunu da hazırlayınca kurabiye faslı kapanmış olacak. Ve şöyle yarımşar tatlı kaşığı kadar fıstık ezmesi dolduruyorum içerisine. Bunlar da fıstık ezmeli olsun istedim. Çünkü diğer kurabiyeye çikolata koyacağız. Bunlar da o yüzden iç dolgusu fıstık ezmesi güzel olur diye düşündüm. Bunları ben böyle hepsini dolduracağım, hazırlayacağım. Fıstık ezmelerini doldurduktan sonra şöyle hamurdan minik bir parçayla üzerine kapatıyorum. Fıstık ezmesi dolgulu kurabiyelerimiz olacak. Çok güzel olacaklar. Şöyle. Bu da şimdi 170 derece önceden ısıtılmış fırına girmeye hazır. Ama bu arada tart piştiği için biraz beklemesi gerekiyor.
Biz de bu arada kurabiyeyi tamamlayalım. Az önceki çiçek kurabiyelere geçelim. Kurabiyeleri bakın kalıptan çıkardım. Hiçbir sorun olmadan. Bunlar zaten pişerken birbirine yapışıyorlar ve rahatlıkla çıkıyorlar. Şimdi eritilmiş çikolataya kurabiyeyi şöyle batırıyorum biraz. Ve sonra tabanın üzerine böyle oturtuyorum. Çikolatanın sayesinde tabana yapışacak. Ve içerisine koyduğumuz şey tabii ki dökülmeyecek. Bunu kase olarak yapıyorum demiştim. Şu an kaseler hazır oldu artık. Şimdi içerisini doldurabiliriz. Şimdi ben bu kaselerin içini şöyle birer kaşık çikolatayla dolduruyorum. İstediğiniz herhangi bir çikolatayı kullanabilirsiniz siz yaparken. Kahvaltılık sürülebilir çikolatalardan. Çikolatalarını koyduktan sonra üzerlerine ben böyle birer tane ceviz koyuyorum. Şık görünmesi için. Daha sonra kaseli çiçekli kurabiyelerimiz hazır olacak. Ve diğer tariflere geçeceğiz. Profiterol'ün hamurunu hazırlamam gerekiyor. Şu hamurunu. Tart pişti çünkü. Fırından çıktı. Şimdi kurabiyeler pişiyor. Profiterol'ün hamurunu da hazırladıktan sonra arkasından kreması derken ve havuçlu rulo bir kek yapacağım sırayla. Ve bunlar hazır şu an. Çok güzel oldular. Şöyle bir tanesini göstereyim. Çok tatlı oldular. Harika oldular. Hem lezzetli hem görüntü itibariyle de çok güzel oldular. İlk tarifimiz nihayet hazır. Tuzlu bir kek yapıyorum. Rulo kek olacak. Havuçlu. Burada 1 kilo havuç var. Havucu önceden pişirdim. İçerisine tuz katarak pişirdim. Ve un ekledim. Onları blenderdan geçirdim. Pişirdikten sonra ayrı bir yerde de yumurta aklarını böyle kar haline getirdim. Şimdi ikisini birleştiriyorum. 3 yumurta sarısı ve 3 yumurta akı var. Şöyle hafif hafif karıştırarak. Rulo tuzlu bir kek olacak. Daha önce bunu yapmıştım. Çok lezzetli oluyor. Tekrar yapmak istedim misafirlerime. Yavaş yavaş ilave edeceğim. Çok söndürmeden karıştırmam lazım. Mikser kullanmıyoruz bu aşamada. Şöyle ufak ufak karıştırarak bunları tamamlayacağım. Karışımı yağlı kağıt serili tepsiye döküyorum. Çok kısa süre pişecek. 10-15 dakika civarı. Kısa sürede hazır oluyor. Rulo kek olduğu için çok fazla pişmemesi gerekiyor. Yoksa rulo olmaz, çatlamalar olur çok pişirirsek. Tepsinin her yerine gelecek şekilde yayıyorum. İnce olacak. İçerisine şimdi bunun bir harç hazırlayacağız. Lezzetli bir harç olacak labne peyniriyle. Bunlar bir de önceki geceden yapılabilecek tarifler. Misafirden önce ben mutlaka bir gece önce yapılabilen şeyleri tercih ediyorum ki misafirin geldiği gün elim ayağımı dolaşmasın. O yüzden bunu siz yapabilirsiniz. Diğer kurabiye yapabilirsiniz. Profiterol önceki günden yapılabilen bir şey. Kek harcı tepsiye eşit bir şekilde yayıldı. 170 derece önceden ısıtılmış fırına veriyorum şimdi. Pişip pişmediğini nasıl anladığımı da göstereyim. 10-12 dakika kadar sonra şöyle kaldıracağım yağlı kağıdı. Şu kek buradan ayrılıyor mu, ayrılmıyor mu? Yani piştiyse eğer kek buradan ayrılır. Pişmediyse, yapışıksa hala biraz daha pişireceğim. Tam 14 dakikada pişti. Bakın şöyle kenarından ayrılır pozisyona geldi. Henüz sıcakken şöyle rulo haline getiriyorum. Üzerine kapatıp beklemeye alıyorum bunu. Bu şekilde soğuması lazım bir müddet. Tam olarak soğumayacak ama bu şekilde biraz bekleyecek. Kek soğurken bir yandan iç harcını hazırlıyorum. Çünkü hemen süreceğim. Burada labne peyniri var. 2 paket kadar, 200 gramlık 2 paket olarak düşünün. İçerisine biraz mayonez dökeceğim. Şöyle bir saniye. Bir yemek kaşığı kadar mayonez döktüm.
mısır koyuyorum. Dilimlenmiş zeytin ve dereotu. Şimdi bunları karıştıracağım. Normalde bu harcın içine salam da konuluyordu. Ama ben salamın kokusunu çok sevmediğim için bu sefer koymayacağım. Sadece zeytin ve mısır koyuyorum. Aslında normalde mısır konmuyordu. Bu kez koyuyorum. Salam da koyabilirsiniz siz yaparken. Nasıl isterseniz. Tuz eklemedim bu harcı. Çünkü hem havuçlu harçta yani kekinde var. Hem de zeytin tuzlu. O yüzden çok tuzlu olmasın diye. Harcına tuz eklemedim. Şimdi karıştırıyorum. Keki henüz ılıkken çok soğumadan açıyorum. Yavaş yavaş şöyle. Çatlamalar problem değil, sorun oluşturmayacak. Şimdi harcı döküyorum. Havuçlu tuzlu rulomuz da dolaba giriyor. Yarın bunlar dilimlenince çok güzel bir görüntü oluşacak. Böyle bütün halinde servis yapılmıyor. Dilimlenerek servis yapılıyor. Sabah birlikte dilimleriz şimdi dolaba. Profiterol için şu hamurumu yaptım. Şimdi profiterol toplarını sıkıyorum. Kule yapacağım bu toplardan. Acayip güzel bir şey olacak. O tart tabanının üzerine kreması, çikolata sosu, fıstıklar falan filan şahane bir pasta olacak aslında. Pasta da denilebilir buna. Hem tart hem profiterol hepsi bir arada olacak. Çok güzel oluyor. Profiterol yaparken şöyle şu yükseklikler kalıyor ya sıkarken onu ellerinizi ıslatarak şöyle bastırdığınız zaman yapışmıyor ve düzeliyor. Daha düzgün görünen toplar elde etmiş oluyoruz bu sayede. Bu tepsiyi önceden ısıtılmış 180 derece fırına veriyorum. 20 dakika yüksek ısıda pişecek. Ardından fırın derecesini 170'e düşüreceğim. Ve bu şekilde yaklaşık 40 dakika pişecek. Toplam 1 saatte pişiyor profiterol topları. Pişip pişmediğini ben içini açarak bir tanesini kontrol ederek anlıyorum. Şimdi bunları da fırına verebiliriz. Bu arada kurabiyeleri de servis tabağına alıyorum. Üzerini nasıl süsleyeceğime karar vereceğim henüz. Tam olarak düşünmedim. Kurabiyeler için beyaz çikolata erittim. Bunları da böyle süslemek istiyorum. Şöyle üzerlerine sıkacağım. İyi ki biraz bozuk oldu ama diğerleri düzgün olur. Üçüncü tarifimiz de tam olarak hazır. Beyaz çikolatalı, içi fıstık ezmeli, enfes kurabiyeler. Şimdi bunları da kenara alıp diğer tariflerime geçiyorum. Profiterol toplarını dolduruyorum. Dün gece biraz yoruldum, sonra bıraktım, yattım yarın sabah yaparım diye. Şimdi tekrar enerjik bir şekilde hazırlıklara devam ediyorum. Az önce tart hamurum, tartım kırıldı, tekrar yaptım. Yanlışlıkla kalıptan düşürdüm. Bir aksilik meydana geldi ama hemen yenisini hazırladım ve pişiyor fırında. Şu an bir aksilik daha meydana geldi. O da profiterol toplar neden kabarmadı? Bakıyorum. Normalde bunlar iki katına çıkardı. Neden kabarmadı diye üzülüyordum. Sonra tarifi tekrar kontrol ettim. 3 yumurta koymuşum. Aslında 4 yumurta konulacaktı. Aslında her zaman yaptığım tarif ama tarifi tam okumayınca unutmuşum. Daha doğrusu karıştırmışım. O yüzden çok güzel kabarmadılar istediğim gibi ama olsun. Kule olmayacak, tam bir kule olmayacak ama idare edecek. Bu tartta sıkıntı olmadı. Sağ salim tabağı alabildim çok şükür. Az önce bayağı moralim bozulmuştu. Neyse ki bunu hallettim. Şimdi biraz kremadan koyuyorum. Şöyle yayıyorum. Çok lezzetli bir krema hazırladım. Şimdi profiterol toplarından şöyle dizeceğim üzerine. Tam olarak toplar kabarmadığı için çok kule gibi olmayacak ne yazık ki ama
yine idare eden bir görüntü oluşur diye düşünüyorum. Çikolata sosundan üzerlerine şöyle azar azar sıkacağım. Hepsinin ayrı ayrı sıkacağım. Sos eğer çok sulu olursa tabağa çok dökülüyor. O yüzden dolapta bayağı bir dondurdum bunu. Biraz beklettim. Bu şekilde daha iyi bir görüntü olacak. Şöyle. Evet. Fıstık serpiyorum aralara. Tane fıstıklar. Şunun güzelliğine bakar mısınız ya? Harika görünüyor. Tam bir kule oldu. Hiç düşündüğüm gibi olmadı. Nefis oldu. Şimdi diğer tarifime geçiyorum. Alman pastası yapacağım. Alman pastası için de keki çırptım. Şimdi kalıba döküyorum. Ve bunu fırına vereceğim hemen. Bunu şimdi kremasını da hazırlayacağım. Bu da son tatlımız bugün için. Semizot salatasını hazırladım. Semizotlarını doğradım, rokayı doğradım, domates, salatalık ve mısır koydum. Üzerine şöyle biraz ceviz kırıyorum. Son süslemesi bu artık. Ve lezzet de katacak tabii. Sosunu hazırladım ama onu şimdi dökmeyeceğim. Misafirler gelmeden önce hemen gezdireceğim üzerine. Çünkü tuz çok kötü yapıyor salatayı, biliyorsunuz zaten, mutlaka herkes biliyordur. Biraz hellim peyniri serpiştireceğim. Ben peyniri salatalara çok yakıştırıyorum. Hele ki hellim peynir bence çok çok lezzetli oluyor. Mutlaka kullanın siz de. Veya beyaz peynir de kullanabilirsiniz. O da güzel oluyor. Zeytinyağı, limon ve tuzu karıştırdım. Bunları birazdan salatanın üzerine dökeceğim. Salatamız da hazır. Şimdi artık masayı kuracağım. Ve masamı da kurdum. Kare tabaklar kullandım. Bu sefer parlak olan altın kaşık setimi çıkardım. Ama bunlar gerçek altın değil. Onu da belirteyim. Geçenlerde çok fazla sorulmuş. Mat ve parlak olarak ayrı ayrı kullanıyorum. Bronz ve gümüş de ayrı kullanıyorum. Her neyse, onları da göstereyim daha sonra. Kurabiyeleri koydum. Semizot salatası. Şu ortaya börekler gelecek. Böreklerim buzluktaydı. Onları çıkartıp şimdi pişireceğim. Kurabiyeyi koydum. Şimdi son aşamalar, tamamlanmalar başlıyor. Havuç duroyu dilimleme zamanı. Şöyle kenarını bir düzeltmek amaçlı alıyorum. Düzgün görünsün diye. Bakın içerisi çok güzel oluyor. Bu zaten çok lezzetli bir tarif. Ortasına da bir dilim koymuştum ama sonra vazgeçtim. Şöyle biraz renk katsın diye domates koyacağım ve biraz nane. Evet, bu da hazır. Tabağımız harika bir tabak oldu. Şimdi bunu da masaya götürebilirim. Alman pastasının kekini de servis tabağına aldım. Üzerine kremasını yaydım. Muz koymayacağım. Bu sefer koymak istemiyorum. Sade olsun istiyorum. Şimdi üzerinin kapağını kapatacağım. Alman pastasını süslemek için de bu şablonu kullanıyorum. Bunu ben Chibo'dan almıştım. Kalıpla beraber birlikte satılıyordu. İki tane ayrı şablon var. Ben bunu çok sevdiğim için bunu kullanıyorum. Şöyle bastırıyorum ve pudra şekeri serpiyorum. Dikkatlice kaldırıyorum. Evet, çok güzel oldu şekli. Harika görünüyor. Buzluğa attığım böreklerim vardı. Patatesli, kıymalı börekler. Bunları sosyete mantısı gibi şimdi servis yapacağım. Ortasına yoğurtlu bir sos hazırlayacağım. Bunları şimdi fırına vereceğim. Bu buzluk börekleri çok çok fazla işimi kolaylaştırıyor. Şu an fırında zaten pişmekte olan bir ıspanaklı börek var. O da büyük bir tepsi böreği olarak yapmıştım onu. O da yine buzluk böreğiydi. Onu da çıkardım. Yumurta sarısını sürüp direkt fırına verdim. Böyle buzluklarınızda bir şeyler saklarsanız dondurucularınızda çok çok işinize yarayacak sonrasında. Bu arada arkadaşım tatlı yapmış, getirmiş. Sanki anlamış gibi masaya tam uyumlu bir paket yapmış. Kendisi yapmış, bakalım ne çıkacak içinden. Oo, çok güzel makaronlar yapmış. Çok beceriktir zaten. Harika olmuşlar. Ve masaya bu kadar uyumlu bir şey getirmesine inanamıyorum yani. Şöyle koyayım. Çok yakıştı. Harika oldu. Masamız tam olarak hazır. Her şey çok güzel oldu. Şimdi üzerinden tekrar geçelim neler yapmışız. Bu kurabiyeleri birlikte yaptık dün. İçi çikolata dolgulu, enfes lezzetteler. Semizot salatası, hellim peynirli ve cevizli yaptık. Burada havuçlu tuzlu rulolar var. İçi labneli ve salata gibi oldu.
Burada kurabiyeler var, daha sonra burada börekler var. Ortasına yoğurtlu bir sos yaptım. Sos ete mantısı gibi olacak. Burada buzluktan çıkardığım ıspanaklı böreğim var. Onu da direkt pişirdim. Arkadaşımın getirdiği makaronlar var. Alman pastası ve profiterol kulesi. Hepsi gayet güzel oldu. Masamız hazır. Misafirlerimi artık buyur edebilirim. Çayımı da demledim. Her şey bu kadardı. Birlikte güzel bir hazırlık yapmış olduk. Detaylı bir şekilde hepsini sizin için çekmeye çalıştım. Yeni masalarda tekrar görüşmek üzere. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Hoşçakalın.